Arkadaşlar herkese merhaba yeni bir videoda hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda büyük ihtimalle hepinizin bildiği veya adını duyduğu kripto piyasasına yani yeni giren insanların bile ilk tanıştığı altcoinlerden bir tanesi arkadaşlar altcoin devlerinden biri Solana ile alakalı konuşacağız Solana'nın kısa vadede neler yapabileceği orta ve uzun vadede ne gibi hedeflerin ne olduğu ana nasıl bir proje e, Oynamaya Yatırım yapmaya değer mi? Bunlardan bahsedeceğiz Fakat videomuza geçmeden önce çok kısa Şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar Asla ama asla bu videoda anlatılanlar Yatırım tavsiyesi değildir Sadece analiz Ve bilgilendirme Amaçlı yapı, e, yapılan bir videodur Karınızdan veyahut zararınızdan Hiç kimse sorumlu değildir Arkadaşlar Şimdi Ayrıca arkadaşlar güncel olarak videolar paylaşmaktayım Kripto borsasında altcoinler Bitcoin piyasa analizi bütün bunlardan haberdar olmak istiyorsanız Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız arkadaşlar ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bize de destek olmuş olursunuz abone olup like atarak yorumunu istediğiniz, merak ettiğiniz altcoin'leri de videonun yorumlar bölümünde sorabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bilmeyenler için söyleyeyim. Yeni gelenler oluyor piyasaya yeni girenler. Coin Market diye bir sitemiz var arkadaşlar. Burada bir coin ile alakalı belli başlı hatta epeyce araştırma yapabilirsiniz. E, bu sitede dolaşmanızı öneriyorum arkadaşlar Şu an görmüş olduğumuz ekran nedir Şu an görmüş olduğumuz ekran en popüler kriptolar listesi arkadaşlar ve bunlarda da 8. sırada Solana'mız Var arkadaşlar sol coin'imiz En popüler kripto e, paralar listesinde 8. sırada kendisi e, Kendisi arkadaşlar bakın şöyle ufaktan bir baktıktan sonra Nereye geçeceğiz Analizlerimize geçeceğiz arkadaşlar Hangi borsalarda e, listeleniyor? Binance, Coinbase Exchange, FTX, ondan sonra Kraken, KuCoin e, gibi gibi hobi e, geçiyor. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası solana hemen hemen <laughs> hemen hemen değil tamamen de diyebiliriz bütün büyük e, piyasadaki bütün büyük borsalarda listeleniyor ve e, çok açıkçası çok büyük bir popüleritesi var arkadaşlar. Ee, şimdi şuraya bir geçelim. Daha doğrusu ona da geçmeden önce arkadaşlar şunu söyleyeyim. Peki neden bu kadar popüler? Yani e, Solana dediğiniz nedir arkadaşlar? Tam olarak yani ne gibi getirileri var? Arkadaşlar biliyorsunuz ki Ethereum en büyük altcoin arkadaşlar şu anda. Neredeyse 3000 TL, 3000 TL diyorum 3000 dolara yakın bir fiyatı var. Ethereum arkadaşlar bir ekosistem. Aynı şekilde Solana da bir ekosistem. Şimdi Solana'nın getirileri arkadaşlar. Solana ağı oldukça mesela ucuz, çok ucuz arkadaşlar. Yani Binance'tan mesela Binance TR'den Binance'a işte hesaplar arasında vesaire hiç aktarım yaptınız mı bilmiyorum fakat mesela e, dolar göndereceğiniz zaman bile ethereum ağını seçtiğiniz zaman sizden 30 dolar gibi bir ağ ücreti talep ediyor arkadaşlar ethereum solana ise bakın ethereum 30 dolar ağ ücreti transfer ücreti talep ediyor solana 0.01 gibi çok küçük bir ağ ücreti istiyor arkadaşlar yani solana aslında ethereum'a göre çok daha ekonomik arkadaşlar. E bununla da beraber yani şunu söylemeye çalışıyorum çok güçlü bir ekosistem e, sık sık şu tarz haberler duyarsınız işte bilmem kaç tane şirket e, Ethereum'dan çekilme kararı aldı ve işte e, artık Solana'yı e, kullan alışverişlerinde Solana kullanacaklarını belirttiler gibi şeyleri çok fazla duyabilirsiniz. Geçtiğimiz mesela bir iki ay önce 11-12 tane şirket arkadaşlar tamamen Ethereum'dan çekilip Solana'ya girdiler. İşte bunun sebebi arkadaşlar oldukça ucuz olması ve tabii ki güvenilir de arkadaşlar Solana. Yani bir şirket vesaire gibi böyle büyük projelerde gerçekten şirketlerin kullanması için oldukça güçlü ve akıl karı bir ekosistem Solana ekosistemi arkadaşlar. Velhasıl kelam genel konuşma olarak Solana oldukça güzel ve güçlü bir proje. Uzun vade için çok sağlam bir proje arkadaşlar. Şimdi e, geçtiğimiz zamanlarda 2021 Nisan gibi 30 dolar 35 dolar bantlarında epey takılan arkadaşlar Solana e son zamanlarda çektiğim bütün videolarda şu grafiği görüyorsunuz arkadaşlar. E, şu grafiği Avax'ta da aynı bütün coin'lerde buna çok benzer arkadaşlar. Bakın. Şurada bakın bir yükseliş var. Tamam mı? Bu ne ya? Şunu bir sileyim arkadaşlar. Bakın şuradan Allah. Şuradan bir yükseliş var arkadaşlar. Tamam mı? Burası Eylül'e denk geliyor. Arkadaşlar e, bu daha çok ee, kasıma falan hani kasıma doğru genel bir kış geldi fakat he bakın şurada da nereye gidiyor aynen aynen zaten kasıma gidiyormuş burada burada da şurada e, bir miktar toparlama yapmış arkadaşlar kasımda bildiğiniz üzere diğer videolarımda da söylediğim gibi yani şu gördüğünüz kısım arkadaşlar 2021'in Kasım başından beri hatta burada 7-8 falan gösteriyor. Bu arada kendisinin de sol ananın ATH'si all time high'ı 258 dolar civarlarında arkadaşlar. En gördüğü en yüksek değer 258 dolar civarlarında anlık 102 dolar. Şimdi şurada gördüğünüz kara kışa girdik ve gördüğünüz üzere bir trend içerisinde nerelere kadar? Şubat'a kadar geliyor. Yine diğer videolarımda söylediğim gibi Şubat'ta aslında Genel bir kripto piyasasında bir yükseliş bekliyordum arkadaşlar ve fakat e, bu olmadı. Niçin olmadı? Çünkü e, Rusya Ukrayna mevzusu patlak verdi. E, keza şurada da görüyorsunuz aslında bakın şu bölgeyi görebiliyor musunuz arkadaşlar? İşte burası e, Ocak sonu Şubat gibi bir yükseliş ardından dediğim gibi Şubatın başlarında Rusya Ukrayna mevzunun patlak vermesi sonucunda tekrardan şu görmüş olduğunuz mevzu ortaya çıktı arkadaşlar Peki şimdi şöyle bir bakalım Öncelikle şunu bir söyleyelim arkadaşlar Solana'dan anadan nasıl bir hareket bekliyorum Önümüzdeki zamanlarda arkadaşlar Öncelikle içinde bulunduğumuz dönemde dominansın çok yüksek olduğunu ve e, Bitcoin'deki enteresan hareketleri biliyoruz. Hangi altcoini incelerseniz inceleyin, şu anda hepsi Bitcoin'in hareketlerine göre hareket ediyor arkadaşlar, tamam mı? E, bundan dolayı e, Bitcoin bizim için çok önemli bir unsur. Yani Bitcoin kendini bir düşürür, Solana da düşer, Avax düşer, Ethereum da düşer. Kendini yukarı çıkarır. E, i̇lk etapta normal durabilir dominanstan dolayı. Çünkü Bitcoin yukarı veya aşağı, e, dominans yüksekse yukarı veya aşağı hızlı bir iniş çıkışında altcoin'ler ezilir arkadaşlar bu hareket altında. Daha sonra e, bir yerde kalmaya devam ederse mesela Bitcoin yatay seyrederse alt e, altcoinler kendini ona göre fiyatlandırıp tekrardan yukarı çıkarlar arkadaşlar tamam mı? E, önümüzdeki günlerde geçtiğimiz birkaç günde de Bitcoin'in önceki videolarımızda yaptığımız analiz doğru çıktı ve 44.000'e kısa vadede sıçrayış gerçekleşti. Ben bu saatten sonra Bitcoin'in düşeceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Bu konuya çok girmeyeceğim. Önce, bundan bir önceki videomuzu izleyebilirsiniz. Bitcoin ile alakalı kısmı merak ediyorsanız. Ben arkadaşlar açıkçası dediğim gibi Bitcoin'in bu saatten sonra düşmeyeceğini en fazla bir süre yatay seyredeceğini e, hele hele Rusya'dan olumlu bir haber gelirse gelmezse de ama gelirse hızımız çok büyük artar arkadaşlar. Bitcoin bir anda 52 bine vurur. E, bir süre birkaç gün vesaire e, Bitcoin'in yerinde seyredeceğini sonra yukarılara doğru çıkacağını bu aynı zamanda Solana için de geçerli Bitcoin'in hareketiyle beraber Solana'nın da hareketleneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Velhasıl kelam kısa vadede e, Solana şu anki işte e, seviyelerinde 105'ten biraz geride işte 100 dolar civarlarında birkaç gün seyredebilir. E, daha sonrasında bakın diğer bütün videolarımda söylüyorum şahsi kanaatim. Mart'ın ortası Mart'ın sonuna doğru piyasada ciddi bir rally bekliyorum arkadaşlar. E bu rally'nin sonucunda da şunu söyleyebilirim. E, yaza doğru işte Haziran, Temmuz başı gibi arkadaşlar. E, Mart'ın sonunda başlayan rally sonucu Haziran sonu, Temmuz başı gibi Solana uzun vadede 258 dolarlık ATH'sini egale edip daha da yukarılarda ATH bırakabilme e, durumunu ben düşünüyorum arkadaşlar. Bu 3 ay içerisinde yazın bir durgunluk olabilir e, fakat Eylül Ekim gibi arkadaşlar ben tekrar bir rallinin devamını bu rallinin devamında da Solana'yı 400 dolar 500 dolar belki iddialı olabilir ama bence gayet mümkün 400 dolar belki 500 dolar hatta yukarısı içinde sürprize açığım. Ben 2022 yılında Solana'nın 500 dolar görebilme kapasitesi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 500-550 dolarlarda ATH'sini en büyük değerini 2022'de yapması gayet olası arkadaşlar. Şimdi kısa vade içinde söylemek gerekirse dediğimiz gibi arkadaşlar yani Bitcoin hareketinden mütevellit birkaç gün boyunca yine bakın bu seviyelerde seyredebilir. Şu seviyelerde arkadaşlar seyredebilir bit şey solana. Fakat daha sonrasında şöyle bir haftaya kadar arkadaşlar ben solana'nın artık şu 120'nin oralarda dolaşacağını duruma göre de işte mart ortası ve mart sonundan sonra solana da şöyle bir hareket bekliyorum arkadaşlar genel olarak. Peki nerelerden alım yapabiliriz? Veya kısa vadeciler için nerelerden satma işlemi gerçekleştirebiliriz. Bu arada kısa vadeyi ben önermiyorum. Çünkü dediğim gibi e, kripto e, borsasının yazına yaz sezonuna az kaldığını düşünüyorum. Dediğim gibi şahsi kanaatim isteyen kısa girer isteyen uzun arkadaşlar. Şimdi 90'da bir destek noktamız var arkadaşlar bizim tamam mı? Bakın şu işte 90, 105, 120, 138, 151... Bu gördükleriniz arkadaşlar sol ananın destek direnç noktaları. Şu an bulunduğumuz kanal 90-105 dolar arasındaki şu bandın içinde bulunmaktayız arkadaşlar. Şu an anlık söyleyeyim 102 dolar e, bir alım fırsatımı hayır arkadaşlar. Aksine e, 90 dolarlardaki destekten girdiyseniz kısa vadeciler için konuşuyorum. E, bu seviyeler e, satma için, e, satım nak nakide geçmek için arkadaşlar Aksine onun için bir fırsat olabilir. Ee, alım yaparken kademeli alım yapınız arkadaşlar bence ben öyle yapıyorum mantıklı olan da o. Ee, bunun da haricinde 90 dolara tekrar inerse ben düşünmeyip alırım. Olur da şu an arkadaşlar mesela bakın son günlerde fark etmişsinizdir bakın şuralara bakın şurası şurada. İşte bakın şuralarda tamam mı? 105 dolar arkadaşlar Solana için bir e, direnç noktası ve güçlü sayılabilecek bir direnç noktası. Tamam mı? Şu anda bakın şuradan geliyor mesela. Buralarda tutunamıyor. Buradan geliyor tekrar red deyip aşağı iniyor. Buradan tekrar red deyip aşağı iniyor. Gibi gibi hareketler gerçekleştiriyor. Şayet Solana hacimli bir şekilde 105 doların üzerine çıkar. Ve günlük kapanış yaparsa bir süre bakın şöyle seyrederse o zaman 105 doları kendine destek almış demektir ve 120'ye doğru hareketlenecek demektir yani 105'in üzerinde günlük kapanış e, belirli bir yatay seyir görürsek bu alım için iyi bir fırsattır aynı şekilde 120 dolarda dolar da e, red diyip düşebilir fakat üzerinde bir günlük kapanış bir yatay seyir görürsek 120 dolar civarları da alım için bir fırsattır arkadaşlar. Aynısı 138, 151 için de geçerli arkadaşlar bu yorumlarımın. Velhasıl ben Solana projesinin kısa vadede de, uzun vadede de yani mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yakın zamanda da yükseliş bekliyorum. Daha çok arkadaşlar sola, Solano sol Solana oynaya, Solana uzun vade yatırımcıların yatırımcıların yüzünü güldüreceğini ben düşünüyorum. E, burada da videoyu yavaştan bitireceğim arkadaşlar. Tamam mı? E, buraya kadar geldiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayınız. E, sizden ricam analizini istediğiniz arkadaşlar alt altcoinleri yorumlarda sorabilirsiniz onun haricinde bir soru sormak isteyen olursa vesaire bir yardımcı olmak babında yorumlarda sorabilir arkadaşlar. Elimizden geleni yaparız. İyi günler, bol kazançlar, hoşçakalın.